DAEŞ'in tweetlerini konuşacağız Habertürk manşette. Sosyal medyayı nasıl kullandığını anlamaya gayret göstereceğiz. O mecra örgütü nasıl besliyor? Bununla nasıl mücadele edilmeli detaylarına bakacağız. Bunun için yurt dışında bir çalışma yapılıyordu. Türkiye'de de aynı metot uygulandı ve Türkçe konuşan, yazan DAEŞ'lilerin Twitter hesapları analiz edildi. O analizi yapan isimlerden TOBB Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Haldun Yalçınkaya konuğumuz. Hoş geldiniz öncelikle Haldun Bey. Hoş bulduk. İyi akşamlar. Önce biz ekrana özetle çalışmanızın bazı bölümlerini getireceğiz. Sonrasında da o bulguları yorumlamanızı isteyeceğiz bizim için. Müsaadenizle bir özetle başlayalım. İlk tabloyla ondan sonra da size dönelim. Şimdi Orsam'ın hazırladığı bu çalışmada farklı Twitter hesapları inceleniyor. Bunlar üzerinden de elde edilen bulgular paylaşılıyor. 21 hesap. Bunun için incelendi. 2567 kişilik bir ağ demek bu. Yani kim kimi takip ediyor, kim kiminle iletişim halinde, buna bakılarak çıkarılan bir iletişim ağı var ortada. Ve bu da 21 ana hesap üzerinden kararlaştırılmış durumda. Daha doğrusu 21 ana hesap üzerinden bu araştırma yapılmış durumda. Günde ortalama 5.3 tweet, yani günde 5 tweet atıldığını bulmuş Orsam çalışmasında. Ortalama 283 arkadaş, 1726 takipçiden bahsediyoruz. Bu hesapların takipçi ve takip edilen sayılarına baktığımızda böyle bir dağılım çıkarmış Orsam. Tweetlerin %56'sı mobil cihazlardan atılıyor. Yani sabit bilgisayarlardan değil, mobil cihazlardan. Yine hep zaten konuşulur, örgütün teknolojiyi kullanma alışkanlıklarına bakıldığında da burada işte akıllı telefon giriyor. Sabit mobil cihaz dediğinizde özellikle akıllı telefonlar öne çıkıyor. Onun da detayını soracağız. %12,3'ü Türkiye'den, kalanı çeşitli coğrafyalardan atılıyor bu tweetlerin. Yine Orsam'ın bulgusu böyle. Yani Türkçe konuşan DAEŞ'lilerin, DAEŞ'in gündemini Türkçe konuşanların Twitter'da %12'si diyelim yuvarlayarak, Türkiye'den, kalanı farklı coğrafyalardan. Bulgular böyle. Yorumu için döneceğiz. Haldun Bey'e döneceğiz yorumu için. Şimdi özellikle bu tweetlerin atıldığı coğrafya konusu ilginç. Biraz bize metodolojiyle ilgili bilgi verir misiniz? Ayrıca %12'si Türkiye'de, bunların diğerleri dünyanın farklı yerlerinde mi? Yoksa işte bu nereden bağlandığınızı internete kapatabiliyorsunuz ya, ayrıca böyle metotlar da var. Dolayısıyla dünyanın farklı ülkeleri, mesela Ekvator bile var sizin yaptığınız çalışma içerisinde, oradan da çıkmış. Yoksa gerçekten o coğrafyadalar mı? Bunun teyidini sağlayabildiniz mi? Bu ikisiyle başlayabilir miyiz? Öncelikle bu fırsatı sunduğunuz için teşekkürler. Çünkü bir akademisyen ya da bir araştırmacı grubuna iyi bir avantaj sağlıyor bu, yaptığı araştırmayı sunabilmek. Çünkü bu araştırma 2015 yılı Haziran ayında başladı ve yaklaşık bir yıldan biraz daha fazla uzun süre sürdü. Ve bu araştırmada sadece ben bulunmadım. Ayrıca bilgisayar mühendisi olan doçent doktor Tansel Özcer, yine TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nden, yine bizim üniversitemizden, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nden Uluslararası İlişkiler Bölümünden Şaban kardeş, yine Orsam'da da çalışıyor ve yine Orsam'ın sosyal medya analisti Bedi Çelik de bulundu. 4 kişilik bir gruptuk ve bu 4 kişilik grupta bir yıldan fazla bir süre çalıştık. Bunu yaparken bu çalışmayı TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nin bilgisayar mühendisliği bölümünün veri depolama altyapısında kullandık. Üniversitemizde bundan. Bunu da belirtmekte fayda var. Ve bütün bunları gerçekleştirdiğimizde aslında uluslararası ilişkilerciler, siyaset bilimciler ve bilgisayar bilimcileri bir araya geldiğini görüyoruz. Ve bu da dünyada çok yeni bir yaklaşım. Çünkü evet, sosyal bilimler genelde en iyi ölçümleme yöntemi anketler yapmak, görüşmeler yapmak vesaireyken, teknolojide meydana gelen gelişmeler sayesinde erişemediğimiz çeşitli alanlara sosyal medya üzerinde meydana gelen olaylar üzerinden ya da vakalar üzerinden erişebilme imkanını bulduk. Bu da çok disiplinli bir yaklaşım. Yani hem bilgisayar bilimleri, hem siyaset bilimi, hem uluslararası ilişkiler, uluslararası güvenlik gibi konuların bir araya geldiğini görüyoruz. Bunu yapmak zorundaydık çünkü ben uzun süredir DAEŞ üzerinde çalışıyorum, yabancı terörist savaşçılar üzerinde çalışıyorum ve en çok sıkıntı yaşadığımız konu, en çok sorun yaşadığımız konu bilgiye erişimde. Ya bilgiler dolaylı olarak geliyor ya da biz alan çalışması yapamıyorduk çünkü
takdir edebileceğiniz gibi Rakka'ya gitmemiz mümkün değil. Bütün dünyadaki insanların da gitmesi mümkün değil. Ama bizi takip edenlere biz doğru bilgi vermek zorundayız. Bunun için de mucize bir kurtuluş, teknolojik gelişmeler ve hayatımıza giren akıllı telefonlar ve bilgisayar ve bunların yarattığı sosyal medya platformları bir kurtarıcı oldu. Bunların için de biz Twitter'ı kullandık. Çünkü Twitter aslında özel hayatın mahremiyetine girmiyor. Söz gelimi Facebook'u kullanmak ya da başka sosyal medya platformlarını kullanmak özel hayatın gizliliğine riayet etmemeniz nedeniyle aslında sakıncalı bir durum ve bunu yapamazdık. Dolayısıyla biz Twitter üzerinden yaptık. Yalnız şunu da belirtelim açıklamaları şey yapmadan önce, genişletmeden önce dinleyicilerimize, izleyicilerimize. Bu Twitter sosyal medya analizi üzerinden kişileri tespit etmek, DAEŞ'çileri tespit etmek, bunları yakalamak vesaire bizim için söz konusu değil. Biz çünkü açık olan bilgiler üzerinden, açık bilgi üzerinden gidiyoruz ve genel olarak eğilimlerini belirlemek amacımız. Ve bir numaralı amacımız şuydu, Türkçe konuşan DAEŞ sempatizanları arasındaki gündem ne? Bu gündemin acaba onların gündemlerinde ne var ve neye tekabül ediyor bu? Bunu ortaya çıkarmaktı. Bunu ortaya nasıl çıkarmak tespit ettiniz? Güçlü çünkü. Evet, bize orayı anlatır mısınız? Nasıl tespit ettiniz o hesapları ve orada neyi incelediniz de bu bulgulara ulaştınız? Evet, bu hesapları tespit etmek önemliydi çünkü biz gerçekten DAEŞ'a sempati duyan kişileri tespit etmeliydik ki onların gündemlerini aldığımızda bu DAEŞ sempatizanların gündemi olsun diye. Ama bu çok zor bir şeydi. Samanlıkta iğne aramak gibi. Şöyle bir yöntem uyguladık. 2015 yılı Haziran ayında 52 tane kelime tespit ettik. Bunu işte DAEŞ'in yayınlarından, bunu İngilizce yayınlanan Dabuk'tan tutun, Türkçe yayınlanan Konstantiniye dergisine, çeşitli Twitter mesajlarına ya da propaganda videoları da dahil olmak üzere Türkçe'de konuşulan 52 tane kelime tespit ettik ve bu kelimelerin yer aldığı mesajları aldık. 15 Haziran, 16 Haziran 2015 tarihi arasında 2 günlük süre içerisinde bu 52 kelimeyi sıklıkla kullanan tweet mesajlarını aldık. Bu mesajları aldıktan sonra 51 bin tane mesaj tespit ettik. Ve bu 51 bin mesajı yaklaşık 4 aylık bir süre içerisinde inceledik. Tek tek inceledik. Ve tek tek inceledikten sonra bu mesajları atanlar arasında 222 tane hesap bulduk. Bu bulduğumuz hesaplar, bunlara biz çekirdek hesap diyoruz. Yani bütün olayların merkezinde, sanıyorum görüntüleri biraz sonra göstereceğiz. Bütün her şeyin merkezinde olan hesapları bulduk. Ne zaman bulduk bunu? Ekim 2015 tarihinde. Ve bunları bulduğumuzda şöyle bir şeyle karşılaştık. Twitter firması, Amerika'da bulunan merkezi, bütün dünyanın anti-IŞİD koalisyonu çerçevesinde yaptığı mücadele gereği DAEŞ sempatizanlarının ya da IŞİD sempatizanlarının hesaplarını askıya alıyordu. Velhasıl kelam bizim elimizde 2015 yılı Ekim-Kasım ayına geldiğimizde 21 tane çekirdek hesap çıktı. Sizin dediğiniz gibi kök hesap, çekirdek hesap. Yani bütün ilişkilerin merkezinde olan, kim olduğunu bilmediğimiz, böyle bir şey bizim bilmemiz mümkün değil. Fakat DAEŞ sempatizanı olduğunu bildiğimiz 21 tane hesap çıktı. Bunlar makine değildi. Bunlar ve bunların bütün temizlemesini yaptık yani bu elimine edilmesine. 21 tane merkezi hesap, bunların arkadaşı olan 2567 hesap bulduk. Yani 21 tane merkezde 2567 tane de etrafında olan bir kitle bulduk. Bu kitle bizim kriterlerimize göre DAEŞ'a sempati duyan Türkçe konuşan kişilerdi. Türkiye'de olup olmadıkları bellidir. Bu başka bir ortam. Evet. İşte sanal alemde Türkçe konuşmaları bizim için esastı. Bu kitleyi izlemeye başladık. Ve bu kitleyi izlerken biz meydana gelen bazı olaylar oldu. Yaklaşık 5 tane farklı olayı aldık bu dönemde olan. İşte 3 tanesi DAEŞ'in Türkiye'de gerçekleştirdiği intihar bombalamaları, 2 tanesi de PKK'nın gerçekleştirdiği intihar bombalamaları. Bu bombalamaların olduğu günlerde, öncesinde ve sonrasında o kitlenin, yani DAEŞ sempatizanı kitlenin gündemi neymiş bunu tespit ettik. Bir de buna mukabil Nisan 2016 tarihinde 15 günlük süreyle hiçbir olayın olmadığı bir 15 günlük sürede kontrol etmek için, gündemlerini kontrol etmek, o zamanki gündemlerini kontrol ettik. Ve bu ikisi 5 tane bombalamanın olduğu dönem ve hiçbir eylemin olmadığı bir dönemdeki gündemlerini
tespit ettiğimizde bunların kelime bulutlarını çıkardık ve bunlardan da DAEŞ Türkçe konuşan DAEŞ sempatizanlarının gündemlerini ortaya çıkardık. Şimdi gündem dediniz, oraya gelelim. Arkadaşlar iki değil üçüncü grafiği alabilir miyiz burada? Ne konuşuyorlar onu paylaşalım. Bu bahsettiğiniz ilginç verilerden birisi en çok hangi kelimeleri kullanıyorlar ki siz anlattınız bize Hargun Bey. Hiçbir şeyin olmadığı günlerde bu hesaplara baktık. Bir de sonrasında olayların yaşandığı dönemde baktık diye. Evet. Ve DAEŞ'in paylaşımlarında en çok PKK kelimesinin geçmesi, böyle bir tespitiniz var. Grafiği getirelim ekrana. Şöyle ki ilk gündem maddeleri dünyevi, bu çıkıyor Orsam'ın bulgularında. PKK'dan bahsediliyor. Atılan bu 21 çekirdek hesap ve işte bunların bu ağ birbiriyle konuştuğunda en fazla PKK'dan bahsetmiş görünüyorlar. İkinci gündem maddeleri ruhani ve ideolojik. Burası çok ilginç. Çünkü bir taraftan işte teolojik argümanlar, dünyanın sonu, dağbık gibi aslında referanslar olan bir örgüt olmasına rağmen ruhani ve ideolojik konuların ikinci sırada kaldığını görüyoruz. Bu Orsam'ın bulgularından birisi. Halim Bey, burada size dönelim. İlk gündem maddelerinin dünyevi olması ve PKK olması ne anlama geliyor? Evet, bu çok önemli bir konu. Şöyle ki aslında öncelikle şu, belki bir şey daha belirtmem lazım Afşin Hanım. Bu yöntem, kullandığımız sosyal ağ analizi yöntemi, diğer yöntemlerin uygulanamadığı bir ortam olan DAEŞ konusunda alan çalışması ve işte mülakatlar, anketler yapamadığımız bir ortamda gerçekleştirilen bir çalışma. Şunu söylemek lazım, Twitter kullanıcısı, sosyal medya kullanıcısının oranı yine belli bir oranda ve bunların, yani bu bulduğumuz bulguların genel olarak her şeyi %100 ya da çok büyük doğruluk oranında yansıttığını iddia etmiyoruz. Ama hiçbir şeyin yokluğunda doğruluk oranı kabul edilebilir bir oranda. Yani bir anket yapsaydık, alana gitseydik, saysaydık, ölçseydik %95, %99'lara çıkabilirdik. Ama burada doğruluk oranı %80, %90 gibi diyebiliriz. Bence bu çekinceyi bir koymak lazım. Peki. Şimdi peki. Sorduğunuz soruya gelince, bilimsel dürüstlük açısından bunu aldık, devam edelim daha ilgili pratik detaylarla. Evet. Evet, evet. Yani ama bunu belirtmem lazımdı akademik etik açısından. Anlıyorum. Şöyle bir şey belirtmek istiyorum. Biz bununla ilgili bir öngörüde ya da bir hipotez koymadık. Acaba işte DAEŞ'in gündemi şudur, budur vesaireyi tespit etmeden Türkçe konuşanlar arasında. Dedik ki gündemleri nedir, bunu tespit edelim. Ve biz bunu bulduğumuzda, yani bir numaralı gündemlerinin dünyevi olması ve ruhani bir husus olmaması, yani işte Salafi cihadist bir hareketin, işte Müslümanlığı ilk yıllarında olduğu gibi, ilk yüzyılında olduğu gibi yaşamaya çalışan, bütün gündemlerin o olduğu, dergilerinde bütün atıflarının ayetlerden olduğu bir örgütlenmenin ya da devlet olduğunu iddia eden bir organizasyonun gündeminin ve bunu etkileyen, bunu sempati duyanların gündeminin dünyevi değil, ruhani konular, dinle ilgili konular olmasını bekliyorduk. Fakat PKK ile ilgili bir konu çıktı. Aslında şeye bakarsanız, o şeye, grafiği aldınız mı bilmiyorum. Grafiklerimizden bir tanesi de aylık tweet, retweet sayıları şeyle 2012 ile 2015 arasında. Oraya baktığımızda da tweetlerin çoğunlukla 2015 Haziran tarihinden itibaren atıldığını görüyoruz. Şimdi bu da çok önemli bir tarih. Ne, şöyle ne ki, diyor bu bize? Yani Türkçe konuşan ve DAEŞ'e sempati duyanlar konusunda, hatırlarsanız Güneydoğu'da PKK'ların eylemlerinin başladığı olaylar vardı. İki polis memurumuzu evine girerek şehit etmişlerdi. Ondan sonra başladığını görüyoruz ve Suruç'tan sonra daha da arttığını görüyoruz. Ve gündemlerinde de PKK ya da bomba ya da hesap sorma gibi hususlar olduğunu gördüğümüzde şöyle bir politik analiz yaptık. Başka analizler yapmak da mümkün ama şu, ben çok uzun süredir savaşlar üzerine çalışıyorum ve şöyle bir teori vardı savaşta. Bir yerde iç savaş varsa bu savaş başka bir yere, sınırlarına doğru bulaşabilir diye. Şimdi şeyde de, Suriye topraklarında da PYD ile DAEŞ arasında bir çatışma süre gidiyor. Uzun süredir süre gidiyor. Ve bu çatışma Türkiye'ye de, Türkiye'de DAEŞ sempatizanlarının artması ve PKK eylemlerinin artması şeklinde iki tarafı da, iki tane ayrı terör örgütünü de, Suriye'de bunlar çarpışırken
Türkiye'de, kuzeydeki sınırda Türkiye'de daha da güçlenmesi ve Türkiye'ye karşı eylemler yapmasına neden oluyor. Bu çok önemli bir şey. Çünkü ikisi arasındaki bir bağlantıyı gösteriyor. Ve evrensel anlamdaki bir bilimsel çalışma kriterlere uygun bir çalışmada gösteriyor. Bu hani politik söylem ya da işte ideolojik söylem vesaireden daha önemli, daha etkili bir bilgi olduğunu düşünüyorum. Ya da çözümle ilgili de önemli bir şey. Şöyle ki, bu terör eylemlerini çözmek istiyorsak, yani DAEŞ'le ilgili biz eğer DAEŞ sempatizanlarının azalmasını istiyorsak, o zaman PKK'nın eylemlerinin azalması da dolayısıyla buna hizmet edecektir. Veya tam tersi, bunun tam tersini de söylemek mümkün. Enteresan bir şey ve bunların kendi aralarındaki düşmanlıklarından Türkiye'nin zarar görmesini de ortaya koyuyor. Başka analizler yapmak da mümkün ama biz özellikle sonuçları koyduk ve sonuçları koymaya özen gösterdik. Ve kısa analizler yapmaya özen gösterdik. Çünkü bu gelişmekte olan bir araştırma yöntemi ve biz devam ediyoruz bu araştırma yöntemimizi. Türkiye'de de çok az kullanıldığı için biz ayrıca manşeti almak istedik. Ben anlıyorum, özellikle o bilimsel çalışmayla söylem analizini birleştiriyorsunuz. Benim arkamda ilginç bir grafik var. Bu yine sizin çalışmanızdan, o yüzden de bunu verelim. Siz bize anlatın. Bu bir kelime bulutu. Arkamda şu anda gördüğünüz 5'e anlatalım peki. Bu bir kelime bulutu. Hani bu Türkçe konuşan DAEŞ'liler Twitter üzerinde hangi kelimeleri daha fazla kullanıyorlar? İşte buradan hangi konuları gündemde, hangi konular onların gündeminde, bunu anlamak üzere bir analiz yapılıyor. Haldun Bey, siz beni burada destekleyin çünkü ben sadece grafiği burada anons edeceğim. PKK, bu 19 Mart tarihli, bu 19 Mart tarihinde Sultanahmet Taksim'de meydana gelen intihar bombacısı, 5 kişinin hayatını kaybettiği intihar bombacısının eylemi sırasında yapılmış olan 18-19 Mart tarihleri arasındaki DAEŞ sempatizanların gündemine dair. Bir de aslında aldınız mı bilmiyorum, 8-23 Haziran tarihli işte medya, hesap, kardeş, saldırı veya yeni gibi kelimelerin merkezde olduğu bir kelime bulutu var. O da genel gündemlerini gösteriyor. Yani bizim genel olarak bulduğumuz, bizim raporumuzda 6 tane farklı kelime bulutu var. Hepsinin de merkezinde dünyevi konular var. YPG var, saldırı var, insan var, hoca var, bomba var, hesap var. Ama hiçbirinde işte Kur'an ayetlerine dair ya da hadislere dair bir şey ortaya çıkmıyor. Bu bize enteresan geldi. Evet, biz bu çok burada önemli. Örnek şundan dolayı bundan dolayı çok önemli. Kamuoyunda çeşitli yaklaşımlar var. İşte çeşitli spekülasyonlar var. Türkçe konuşan DAEŞ sempatizanlarına dair olması olmaması ile ilgili. Ama bu spekülasyondan uzak, en azından gündemlerini ortaya koyuyor. İkinci önemli husus da şu: bunların radikalleşmesinin tersine çevrilmesi. Yani DAEŞ sempatizanı olmak demek gidip de orada birisini öldürmek ya da suikast bombası gerçekleştirmek anlamına gelmiyor. Hı hı. Bunların şiddete varan eyleme geçmelerini engellemek aslında hepimizin sorunu. Bunu engelleyebilmenin yolu da onların içinde besledikleri, sempatizanların içinde besledikleri düşmanlıkları bertaraf etmek. O da ne? Şu andaki düşmanlık çıkan PKK, YPG, PYD bağlantılı olduğu için bunların azaltılması, Türkçe konuşan DAEŞ sempatizanlarının da azalmasına yol açabilecektir. Bunun gibi birçok sorun çıkarmak mümkün. Peki, bu çok mümkün. Önemli. Az önce bahsettiğimiz kelime bulutunu da açalım. Biz örnek teşkil etmesi açısından 10 Ekim 2015 tarihiyle ilgili olanını seçtik ki burada en fazla kullanılan kelimeler bu kelime bulutunda en büyük harfle yazıyor olanlar. Mantığı bu bunun. Burada da bomba, PKK, miting, devlet, Ankara, kan, HDP, insan, meydan, saldırı gibi kelimeler öne çıkmış. Bunlar büyük büyük yazılıyor çünkü en fazla kullanıldığı için. Biraz hızlanarak gidelim. Diğer grafiğimizi alalım. Paylaşımcı, takipçi ve arkadaş oranı ile ilgili olanı. Evet, onu alalım. Onu peki, takipçi ve paylaşımcı, daha doğrusu peki arkadaş ve Twitter'daki arkadaşlarınız ve sizi takip edenler. Bununla ilgili de bir oran var. Bu da önemli çünkü bu ağların ne kadar geniş olduğunu anlamak açısından önemli. Ortalama Twitter kullanıcısına baktığınızda takipçi ve arkadaş oranına bakmış olsam, orada 1.9 sayısı paylaşılıyor. Ama burada Twitter'da Türkçe konuşan
Daesh sempatizanları arasındaki bu hesap, bu oran alındığında ise 6.1'den bahsediyoruz. Yani ortalama bir Twitter kullanıcısından daha farklı bir ağ oluşumundan bahsediyoruz. Bu şu mu demek, birinci soru olsun? Çok daha geniş bir iletişim ağından bahsediyoruz. Birbirleriyle iletişim halinde olan kullanıcılardan bahsediyoruz. Bir de bizi izleyenlerin, dinleyenlerin aklına şu gelebilir. Orsan bu kişileri tespit edebiliyorsa Twitter'da, bunlar niye hala tweet atabiliyorlar? Niye yakalanmıyorlar? Peşlerinden kimse gitmiyor mu diye de bir soru gelebilir. Siz yine belki çalışmanızın da kapsamında bunu açıklamak istersiniz. Evet, çok teşekkürler bu soru için. Bir daha söyleyeyim. Biz kişi tespit etmiyoruz. Böyle bir yeteneğimiz yok. Bunu yapabilmemiz mümkün değil. Biz ancak gündemlerini tespit edebiliyoruz ve hesapları. Bu hesaplarda zaten kişilerin tespit etmek mümkün değil. Bunu özellikle belirtelim. Bu hesaplar ve çeşitli takma isimler vesaireler kullanılıyor. Ama biz bu hesapların, bu takma isimlerin DAEŞ'e sempati duyduğunu tespit edebiliyoruz. Videolardan, ettikleri söylemlerden, çeşitli yöntemleri kullanarak bunları tespit edebiliyoruz. Ve bunun aslında bir propaganda aracı olabildiğini görüyoruz. Yani ortalama bir Twitter kullanıcısının arkadaş ve takipçi sayısı oranıyla biraz önce gösterdiğiniz, bizim tespit ettiğimiz DAEŞ sempatizanların takipçi arkadaş oranının yüksek olması bize şunu gösteriyor. Yoğun bir şekilde Twitter kullananlar arasında yoğun bir şekilde iletişim aracı kullanıyor. Ve günde yaklaşık 5 tane tweet atıyorlar bunlar. Ortalama olarak 5 tweet atıyorlar. Ve 2567 hesaptan bahsediyoruz. Günlük 15.000'lik bir tweet atma şeyi. Tabii ki biz bunları bir süre için yaptık ve bu hesaplar şu anda kapatılmış durumda. Yani o 21'e 2567 hesap çok kısıtlı zaman diliminde geriye sayarken saat, biz o sırada araştırmamızı yapıyoruz. O sırada Twitter, işte güvenlik kuvvetleri vesaire bilmem ne, o hesapları kapattırıyorlar. Yani Amerika'yı kapattırıyorlar. Evet. Ve şu anda bizim bu tespit ettiğimiz hesaplar kapatılmış durumda. Çoğu kapatılmış durumda. Bunu yakalamamız mümkün değil ama biz sadece o gündemleri tespit edebilmek amacıyla, onların iş dünyasında neler dönüyor, kendi arasında neler dönüyor vesaire, bunları takip ediyoruz. Bu da bize şeyi gösteriyor. Twitter'ın en azından kullanıcıları arasında propaganda gücünü gösteriyor. Şunu da belirtmek lazım. Hani insanları devşirme aracı olarak kullanılıyor mu? Hayır, devşirme aracı olarak kullanılmıyor. Bu daha çok birebir ilişkilerden vesaireden oluyor. Ama evet, ilk defa evet, elimizde ölçülebilir bir şekilde, İngilizce için vardı, Arapça için vardı. Şimdi Türkçe konuşan DAEŞ sempatizanları arasında bu da oluyor. Peki biraz son önce olarak biz ne yapılmalıya gelebilmek istiyoruz? Vaktin bize el verdiğince konuşabileceğiz çünkü. Evet. Ne yapılmalı bu bulgularınızla, bu çalışmayla? Şimdi Twitter'ın askıya alma kampanyası etkili olmuştu diyorsunuz bu hesapların kendi arasında yaptıkları konuşmalar için. Yüksek takipçi sayısına sahip ilk %13 için tedbir alınırsa tüm ağın %86'sı kesiliyor. Ne demek? Biz şöyle anladık. Eğer bu yoğun takip yapanların %13'ü ile ilgili bir önlem alınırsa, bu ağ geneline baktığınızda %86 ile ilgili zaten bir önlem aldığınız anlamına geliyor. Demek ki burası etkili olan yüzde. Öyle anladık biz bu ilk %13'ü. Evet, evet, kesinlikle doğru. Peki ve yine aslında sayı üzerinden gidiyoruz ama en sonunda da bir çözümleme yapacaksınız bize. %16'lık en üst dilim mesaj veya bilgi dağıtıyor. Engellenirse iletişimin %90'ı azalıyor. Yani bu burada da %16'lık bir dilimden bahsediyorsunuz. Yani tepede çok etkililer var. Kullanıcılar bu ağın ve ona bağlı diğer onlardan bilgi alan kullanıcılar var. Yani biraz bilgi akışı bu ağ içerisinde böyle görünüyor. Biz doğru mu anladık? Eğer öyleyse bu hesaplarla ilgili ne yapılmalı? Güvenlik yetkilileri bu hesapları nasıl takip ediyor ve sizin bulgularınızı nasıl değerlendiriyor olmalı? Şöyle, aslında aldınız mı bilmiyorum, derece merkezli haritamız vardı orada. Ve o 21 tane hesabın merkezde olduğu, etrafında da 2567 hesabın olduğu ve ilişkiler ağını gösteren bir derece merkezli haritamız var. O da gözüküyor aslında. Gerçekten %10-15 oranında merkezde bulunan, bu iletişim merkezinde bulunan hesapları engellediğinizde geri kalanı engelleyebiliyorsunuz. Ama bizim amacımız şuydu. Biz kendi gündemlerini tespit etmek istediğimiz için bizim tespit ettiğimiz 21 merkez hesap ve 2567 etrafındaki hesap doğru mu değil mi? Acaba bunlar gerçekten birbirlerine etkili mi değil mi diye kullanıyoruz bunu.
Bu haritayı görünce, bu birbirleri arasındaki ilişkiyi görünce tamam, doğru hesapları bulmuşuz. O zaman bunların söylemleri ve gündemleri de bize doğru cevabı verecektir diye bakıyoruz. O yüzden bakıyoruz. Buna güvenlik güçleri bence bakıyordur. Yani şey, çünkü çok fazla, biz çok kısıtlı sayıda bir üniversitenin imkan, Top Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi belirtelim, onun imkanlarını kullanarak bunu yaptık, bilgisayar veri tabanı. Tabii ki bununla ilgili karşı tedbir alacaklar, bununla ilgili yapıyordur. Ama daha önemli bir şey var, o da şu: gündemlerini ve söylemlerini takip etmek ki bu kişilerin radikalleşmesini ve şiddete varan aşırıcılığını engellemek için karşı söylem olarak ne çıkarmak gerektiği. Yani daha çok gündelik hayata dair, örneğin işte Diyanet İşleri Başkanlığı'nın söylemlerinin ne olması. Hı hı. Yani mesela burada çok enteresan bir şey çıktı. Evet. Türkiye özelinde güvenlik kuvvetlerinin PKK'yı bertaraf etmesi Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dini karşı söylemler getirmesinin önüne geçiyor. Tabii diğeri de önemli ama PKK'nın eylemlerini azaltması, bu beklenir bir durum değildi bizim için. İngilizce ve Arapça'da çıkmayan bir durumdu. Bu çok önemli bir husus bence. Çok teşekkür ediyoruz. Çok önemli bulgular. Top Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Haldun Yalçınkaya bizimle paylaştığınız için, çalışmanızın sonuçlarını devam edeceğiz manşete.